İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan facianın yaşandığı Erzincan'daydı, incelemeler yaptılar. Acılı ailelerle buluştular. Bakan Bayraktar çok net ifadelerle durumu özetledi ve bundan sonraki süreçti aslında. Kimlerin sorumluluğu varsa onların yargı önüne çıkmasına ve hesap vermesini temin edeceğiz dedi. Bunların tekrar etmemesi için burada yapılanın nerede eksik veya yanlış yapıldı onları da ortaya çıkaracağız. Bu konularla alakalı kimlerin sorumluluğu varsa onların yargı önüne çıkmasına ve hesap vermesini de temin edeceğiz. Sorumluların hesap vereceğini söyledi, hukuki sürecin işlediğini belirtti. Bundan hiçbir endişeniz, milletimizin hiçbir endişesi olmasın. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bugün Erzincan'daydı. 9 işçinin toprak altında kaldığı maden sahasında açıklamalarda bulundu. Buradaki işletmeci şirketin yönetim düzeyinde özellikle bir zafiyeti içerisinde olduğunu görüyoruz. Çünkü hala söz konusu yabancı şirketin temsilcileri burada değiller. Bayraktar maden şirketinin izinleriyle alakalı bilgi verdi. Bu tesisin şu anda izinleriyle alakalı sürecinde herhangi bir sıkıntı yok. Yani gerekli izinler ilgili tüm kurumlardan alınmış gözüküyor. Ama işletmecilik anlamında yani bunun uygulama noktasındaki konuları işte biraz önce ifade ettiğim gibi hem bizim bakanlığımız hem Çevre Şehircilik Bakanlığı hem çalışma yönüyle ilgili bakanlığımız şu anda soruşturuyor. Bakan Fırat Havzası'na zarar vermeyecek şekilde gerekli tedbirleri aldık dedi. Sızıntı iddialarına da yanıt verdi. Hem sudan aldığımız numuneler hem topraktan aldığımız numunelerle alakalı şu anda hiçbir endişe edilecek süreç söz konusu değildir. Biz hepimiz buradayız, daha da yakınız. Dolayısıyla böyle bir risk şu anda söz konusu değildir. Bilim insanlarından da destek alındığının da altını çizdi. Yaklaşık dün de ifade etmiştik, 10 milyon metreküplük bir toprak kütlesi. Yani bunu elimizde bir imkan olsa ve bugün kaldırmaya kalksak en az 400 bin kamyona ihtiyacımız var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da oradaydı. Neler yapabiliriz noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim öncelikli hedefimiz kıymetli arkadaşlarım madencilerimize ulaşmak, kardeşlerimize ulaşmak. Daha sonra da ben bunu özellikle madenci kardeşlerimizin aileleri ve yakınlarıyla bir araya gelmek için özellikle geldim. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bugün Erzincan'da madencilerin ailelerini ziyaret etti. Erzincan'daki maden faciasının üzerinden 2 günden fazla bir zaman dilimi geçti. Herkes oradan gelecek haberleri bekliyor, özellikle aileler. 10 milyon metreküp toprak altında kaldı 9 işçi. Henüz iyi ya da kötü bir haber yok. Arama çalışmalarındaki son duruma bakacağız. TV100 muhabiri Canan Altıntaş'a gideceğiz. Bu arada gözaltılarla ilgili yeni gelişmeler de var. Canan'dan alacağız hepsini. Dinleyelim Canan'ı. Evet Osman, Kenan Çapoğlu, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ama bir taraftan soruşturma da devam ediyor. İhmaller iddiaları vardı. İşte bununla ilgili savcılar harekete geçmişti. O günden bugüne soruşturma devam ediyordu. Şu anda 9'a yükseldi gözaltı sayısı. Yine aralarında yöneticilerin de bulunduğu maden işçilerinin olayında bu toprak kaymasında ihmalleri var mı yok mu? Bununla ilgili soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Biz kameraman arkadaşım Mehmet Kayahan'la birlikte ilk günden beri buradayız. Şu anda da arama kurtarma çalışmaları aralıksız. O gün toprak kaymasının hemen ardından başlamıştı ve devam ediyor. Gitgide sayı da artıyor. 1708 personel bölgede görev yapıyor. Şu anda hava karardı ama iklim koşulları oldukça olumsuz. Osman Kenan Çapoğlu dün saat 18'den sonra başlayan sağanak yağış sabaha kadar devam etmişti. Bu arada buradaki çalışmalar devam ederken yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de bilgiler alınıyor. Şu anda yapılan ön görüşmelerde Meteoroloji
Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre 6 gün boyunca bölgede yağış görünmüyor. Ancak yüksek kesimlerde kar var. Bu kar yüzünden de hava oldukça soğuk ve bu arada arama kurtarma çalışmasının yapıldığı noktada Osman Kenan Çapoğlu yüksek olduğu için oldukça soğuk. Ama buna rağmen arama kurtarma ekipleri aralıksız 9 işçiyi aramaya devam ediyor. Tabii ki teknik cihazlar, sismik cihazlar da kullanılıyor. Yeraltı dinlemeleri yapılıyor. Işıklandırmalar, jeneratörler birçok alanda şu anda 9 işçi aranıyor ama bildiğiniz gibi yine birçok noktada şu anda bir araç geçiyor. Ben şu tarafa geçmek zorundayım. Evet, bu arada şunu söyleyebiliriz. Evet, arama tarama çalışmaları devam ediyor işçileri bulmak için ama bununla ilgili de yine siyanür iddiaları vardı. Bu siyanür sızıntısı iddialarıyla alakalı hem Fırat Nehri'nden hem de arama tarama çalışmasının yapıldığı noktalardan numuneler alınıyor ve bu numuneler her gün analiz ediliyor. 3-4 defa alınıyor ve 3-4 farklı laboratuvarda test ediliyor. Sadece bir laboratuvarda değil, 4 ayrı laboratuvarda bu analizler test ediliyor ve şu ana kadar herhangi bir sızıntı ve siyanüre farklı elementlere rastlanılmış değil. Bu arada şunu da söyleyebiliriz. Koridorlar açıldı çünkü çok riskli. AFAD ekipleri, jandarma arama kurtarma ekipleri bölgede çalışıyor. Osman Kenan Çapoğlu sivil toplum kuruluşlarına bağlı gönüllü arama kurtarma ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü birçok ekip canla başla çalışıyor. Ancak bu arada ikinci bir heyelanın yaşanmaması için de tedbir ve önlemler devam ediyor. Çünkü çok riskli. Hala üst tarafta kalan, kat kat olarak düşünürsek üst katta olan topraklar var. İşte bu toprakların ikinci bir heyelana yol açmaması için hem çalışmalar devam ediyor çünkü farklı alternatif yollar açıldı işçilere ulaşabilmek için. Özellikle bir sıkıntı yaşanmaması için ellerinden geleni yapıyorlar ama kimi zaman riski göze aldıklarını söyleyebiliriz yukarıdan edindiğimiz bilgiler. Aynı zamanda drone'la bölge an be an kriz masasına yansıyor. Hemen 3 kilometre uzaklıkta biz buradan göremiyoruz. Sadece bu noktadan biz araçların giriş çıkışlarını görüyoruz ama bunlar da ekipman ve birçok farklı illerden gelen yine Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarmalar, sağlık ekipleri, birçok kişi bu kapıdan girip çıkıyor. Aynı zamanda iki bakan bölgede, yine vali orada, kaymakamlar ve tabii ki soruşturma yürüten müfettişler, başsavcılar. Hepsi orada an be an drondan yansıyan görüntüleri kriz masasından koordine ediyorlar ve an be an görüntülüyorlar. Şunu da söyleyebiliriz. Yine numunelerde evet sıkıntı çıkmadı. Ancak bölgede bugün de yine enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da açıkladı. Bölgede herhangi bir sıkıntı yok. Gözaltı sayısı 9'a yükseldi. İhmaller zinciri var mı yok mu araştırılıyor. Biz de haber takibimizi sürdürüyoruz. Gelişmeler oldukça sizlere bağlanmayı sürdüreceğiz. Şu anda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor diyelim. Sözü size merkeze bırakalım.